Bu oyun aslında bir profesyonel oyuncu olma simülatöründen ziyade bir parçada oyuncuların kariyeri gibi bir şey. İstediğin herhangi bir kariyere İstersen yayın açıp canlı yayınlarda kendine has bir komünite oluşturup o komüniteyi geliştirmeye çalışabiliyorsun. İstersen kendi gaming house'unu kurmaya çalışabiliyorsun. Bir takıma girip bir takımda oynayabiliyorsun ya da kendi takımını oluşturabiliyorsun. Yayıncı olabiliyorsun, profesyonel oyuncu olabiliyorsun. Bir şekilde içerik üretmeye çalışıyorsun sürekli. Aynı gamer kariyer tycoon'a benziyor ama tam olarak da öyle değil. Burada ülkeni falan belirleyip giriş yapıyorsun abi. 25 yaşında yarışmaya Türkiye'den katılıyorum efendim. Nickname'im. Nickname'imiz ne olsun biliyor musunuz abi? Sinir küpü. Sinir küpü olmuyor. Ne olabilir? Huysuz. Evet. Nickname'im huysuz. Bir takımım olursa da takım adı ne olur? İsmim Samet. Soyad Takım adı abi. Takım adı, takım adı, takım adı. Twitch ya sonuçta Twitch'teyiz abi. Huysuz bir eleman olarak bir oyuncu kariyerine başlayacağız. Şimdi alabileceğimiz belli başlı özellikler var. Bu özelliklerden hangisi daha iyiydi onu hatırlamaya çalışıyorum bu arada. Sanırım en iyi olanı galiba kreatif olmaktı. Çünkü kreatif olduğun zaman içerik üretmen falan bayağı kolaylaşıyordu. Ama Tinker da çok iyiydi galiba. Çok hızlı öğrenebilmeni sağlıyordu. Ya Tinker alalım ya böyle hızlı öğrenelim ne yapacaksak ne edeceksek. Belli başlı oyunlara da odaklanabiliyoruz. Farklı oyun türlerinin yayınını yapmamıza da izin veriyor oyun ilerleyen vadelerde. Tabii ki resourcelerle bu araştırmayı açmamız gerekiyor. MOBA ya da FPS türüne yönelebiliyoruz. Ben bu serimde FPS türüne pek yönelmeyeceğim. MOBA türüne yöneleceğim. Gerçi FPS daha garanti ya MOBA'dan. FPS'te karakter daha az tilt oluyor. FPS mi MOBA mı? Siz karar verin. Efkarlı olaydı. Yok abi huysuzluk var ya. Olacağız profesyonel çünkü gerçeği profesyonel. Eyvallah. Eyvallah baba. Chat komple FPS diyor. FPS oyuncusu olalım. Şimdi benim öncelikle bir kameramın yerini ayarlamam gerekiyor. Bir parça altı alalım. Kredi puanımız, fanımız ve araştırma puanımız var burada. Bu puanlar doğrultusunda hareket edeceğiz. Şimdi öncelikle Research ağacını da göstereyim. Research ağacında FPS oyunlarındaki rolüne çalışabiliyorsun. Stream yapmayı açabiliyorsun. Tabii ki stream yapmayı açtıktan sonra 250 fan kazanıyorsun galiba oynadığın oyunlardan. Oyunculuk stilini geliştirebiliyorsun vesaire vesaire. Bir profilim var. Oynanış stili, focus ve öğrenme adına buradaki skill puanlarını doldurabiliyorsun. Ve başka hangi panel var? Buradan ekipmanlarını geliştirebiliyorsun. Daha yeni yayınlar yapabilmek için. Şu an normal klavye mousepad bile açık değil. Yayın yapmaya başladıkça ve lig atladıkça yavaş yavaş daha kaliteli ekipmanları açıyor ve daha kaliteli ekipmanlarla oynuyoruz. Burada da bir kariyer sekmemiz var. Sponsor bulabiliyoruz. Takıma katılabiliyoruz vesaire vesaire. Yani bildiğim profesyonel oyuncu olmaya çalışıyoruz. Yayın izlemek seçeneği de var. Hangi rolde ustalaşmak istiyorsan, hangi oyun tarzını beğeniyorsan onları izleyebiliyorsun. Örneğin burada agresif oyun oynayan bir eleman var. Agresif oyun stiliyle yayın yapan biri. İki kişi dengeli oyun stiliyle yayın yapıyor. İki kişi de defansif oyun stiliyle yayın yapıyor. Bunların hangi silahları kullandığı da yazıyor. Biz misal bir AWP oyuncusu olabiliriz oyunda. Neden olmasın öyle değil mi? Ama önce bütün bunları yapabilmek için her şeyden önce oynaman gerekiyor. Başlayacaksın, oynayacaksın. AWP oyuncusu olmaya çalışalım. Takımın AWP oyuncusu biziz. Ve karşı takımla bizim puanımız arasında bir skill puanı var, skill dağılımı var. Onu gösteriyor. Düşman ortalama 20 puana sahipken biz ortalama 19 puana sahipmişiz. Ben nasıl bir rifler olarak sevdiğim silah AWP dedim. Bana rifler vermişler. AWP rolü vermemişler ki. Şimdi abi forcelayalım. Arkadaşlarımıza silah atalım yeri geldiğinde.
Normal bir oynayış tarzıyla medium range seçelim. Çok long range'e girmeyelim. Ve bol bol rotasyonla oynayalım. Bakalım bu oynanış stili bize ne kazandıracak. Bu arada oynayış stillerinin hepsi random. Yani skill puanı aldıkça öğreneceksiniz. Şu an hani ne oynarsan oyna sıçma ihtimalin de var, yenme ihtimalin de var. Bu arada benim rolüm Rifler'da aynı. 18, 13, 16. Bence 18, 13, 16 çok güzel bir rakam. Silah falan öğrenmişiz. 11 yeni falan kazanmışız. Ve rank atlamışız. Yavaş yavaş rank atlayacağız. Daha enerji puanımız var abi. Enerji puanı varken devam. AWP oynayacağız. Yani AWP oynanış stilini benimseyeceğiz. Bol bol AWP oynamaya çalışacağız. Yine aynı şekil. Yeri geldiğinde insanlara forcelayalım. Yeri geldiğinde rotasyon yapalım. Yine aynı şekil bol bol oyun oynuyor oynaya kendimizi geliştireceğiz abi. Gelişmenin en iyi yolu oynamak. Ve evet. Bazen de ne yaparsan yap olmaz abi. Bazen de olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Maç kaybetmenin sonucu olarak da Rage Bar'ın doluyor. Eğer Rage Bar'ın çok dolarsa oyunlardan verim alamıyorsun ve herhangi bir şekilde araştırma yapamıyor ya da bir şeyler öğrenemiyorsun. Senin bir şeyler öğrenebilmen için puan kazanman gerekiyor. O yüzden ne yapacağız? Öncelikle bir yayın izleyelim. Dengeli oynayan bir AWP oyuncusunu seyredelim ve dengeli AWP oyuncusu bakalım yayınlarında ne şekilde oynuyor? Nasıl oyun taktikleri edinebiliriz oradan? Neler kazanabiliriz? Evet, skorlar tabii ki çok alakasız olabiliyor. Yok, oyun içinde oyun oynayamıyorsun. Hem rage'imiz azalsın hem de biraz yayın izleyerek kendimizi rahatlatalım. Oynanış öğrenelim. Yayın izlemeye devam edelim. Bak mesela ben R6'da bu barikatların ardından altından ayaklara bakmayı bir yayıncıdan öğrenmiştim. Ayaklarına bakıp taradığım çok oldu. Ekranda Battlefield 4 var. Doğrudur kankam. Vardır. Şimdi bir oyun daha atalım. Enerjisiziz ama şöyle bir çil çil bir oyun daha gider. Hazır rage barımızı da sıfırladık. Bu sefer long rage oynayalım. Long rage oynayıp bol bol rotasyon yapmaya çalışalım. Aynen. Ve parayı da save'leyelim bakalım. Parayı save'leyince ne geçecek elimize? AWP almak için parayı save'leyelim. Orta seviye bilgisayar için oyun önerisi. Ay çok pis sıçaladık ha. Çok pis sıçaladık yani harbiden çok pis sıçaladık. Long range iyiydi de sanırım AWP'yi falan save'lemek mantıksızdı. Neyse bir gidip uyusun bakalım eleman. Yavaş yavaş kendini geliştirir. Ha, bu arada kazandığın para yazıyor şeyde. Şu logo da çok iyi değil mi ya? Rage barımız azalmış. Şimdi öncelikle bir kendimizi geliştirelim. Fokus konusunda neyi geliştirebiliriz? Takım çalışmasını geliştirebiliriz. Ve AWP oynanışını geliştirelim. Takım çalışmasıyla AWP oynayışımız bir upgradelensin. Ardından maça girmeye devam edelim. Video serisinde ne çıldırırdın? Hatırlamıyorum kanka. Çok uzun zaman oldu. O kadar çok video çektim ki. Harbiden uzun zaman oldu. Long range, force'la, rotasyonla aynı şekil. Bu şekil oyna abi. Dengeli oynamak AWP için mantıklı. Belki baskıcı da oynayabiliriz bilmiyorum ama. Oğlum sürekli benim yüzümden mi kaybediyoruz? Öğrenmesi tamam zaman alacak. Biliyorum öyle birdenbire gelişmeyecek de. Bir tane oyunu da gene kaybedeceğiz ki. Karşının avarajı daha fazla. Forsluyorum, rotasyon yapıyorum. Long range oynuyoruz. Pasif mi oynayalım abi? Pasif oynayalım hadi. İçe kapanık oynayalım. Bir içe kapanık oynadığımızda ne oluyor bakalım. Sniper sabit ve pasif oynar. Ama agresif de oynamaz mı? Yani karşının midini göreyim düşüreyim falan. Evet pasif oynadığın zaman ölüyorsun abi. Adamlara geri geldiğinde müdahale etmen falan gerekiyor. Ay 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 leş leş. Rage'den ölecek karakter. Maç kaybettikçe tabi sinirleniyor. Harbiden adına yaraşır bir şekilde huysuz bir şekilde geberecek galiba.
Olmadı, çok rejlenirse bir hafta boyu yayın izler abi. Yapacak bir şey yok yani. Bir hafta boyu yayın izleyecek. Yayınlarda kendini geliştirmeye çalışacak. 15-16 mı? Abi böyle bir şey yok bu arada. Böyle bir şey yok bu arada. 15-16 nasıl yani bu? Hani götten nasıl bir uydurma abi? Nasıl bir götten uydurma o ya? Tamam baba, yayın izleyeceğim paso. Yayın izle paso, kendini geliştirmeye çalış. 15-16 mümkün değil ki. Oo İlker hoş geldin. Bonus İlker. 15-16 el yetmiyor kanka. 31. round. Herhalde bir roundda şey mi yapmışlar? Hadi beyler ısınma roundu. Hadi bıçak gelin, eli alan ilk başlar. İlk seçer falan filan böyle herhalde. O tarz bir şey yaptılar, bilmiyorum. Yayın izlemeye devam et. Sakin sakin. Yayın izleye izleye dediğim gibi kendini geliştirecek. Ondan sonra oyunculuk yeteneğini ortaya koyacak. Da hızlı öğrenen yeteneğini aldım. Yani biraz öğrense hiç fena olmaz, biliyor musun? Biraz böyle bir öğrenmeye yatkın olsan. Kafası basmadı abi. Hiçbir şeye kafası basmadı bugün. Herhalde bütün oyunlarda yatınca bu elemanın kafada şey oldu, böyle bir kafada donkladı. Ben şeyi merak ediyorum. Ekonomik geliri nasıl sağlıyor? Bayağıdır YouTube'daki videolara dalmıştım. İyi yapmışsın. İyi yapmışsın. Hoş geldin. Enerjim var ama sadece uyuyabiliyorum. Niye? Ha, evet. Kız kardeşimden dolayı oyun oynayamıyorum galiba. Ne alakaysa. Evet, rage hala var. Markete gaming board şey gelmiş. Abi geldi de gaming. Ne yapalım? Biz bir rol şey yapmayı öğrenelim. Rol yapmayı öğrenelim. Tamamdır İlker'cim, eyvallah. Yapalım kahveni. Vali sen de hoş geldin. Abi ben AWP rolünde ustalaşacağım. Beni AWP rolünde ustalaştır. Eğimim gelişsin. Takım çalışması gelişsin. Gene aynı şekilde. Merhaba. Şimdi bir kendimizi AWP rolüne de şey yaptık. Aynen. Aynen abi. AWP rolünü de benimsedik. AWP oynayan adam forslamaz bence. Save'ler ya. AWP oynayan adam save'ler ve hani rotasyon yapa yapar long range'den tutar ya. Benim yani bilmiyorum. Benim bildiğim böyle. AWP oynayan adam forslarsa çünkü AWP'sini alamaz ki. Çiğ limon mu yiyorsun? Evet, bize maç kazanmak haram falan galiba ya. Bize maç kazanmak haram abi, ben bunu anladım. Bak ama şu kenarda da skill puanları var. Misal benim AWP oyunculuğum 6 puanken karşının AWP oyunculuğu 13 puan. Belki ona göre de sıralayabiliriz. Defansif oyna. Karşı AWP bizden üstün. Flank Flea. Abi Flank Flea bombalama değil mi? Bu arada 15-16, hani götünüzden uydurun da bu kadar uydurmayın la. Osturup osturup ipe dizme simülatör ya. Paso teamwork'ü gelişiyor herifin. Hadi yatarken bir stream izle de kendine gel. Medium Range denedin mi? Medium range bilmiyorum ya. AWP long range oynamaz mı? Medium range şey için değil mi? Daha çok rifle silah kullananlar için. Yavaş yavaş, yavaş yavaş kendini geliştirecek abi çar. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş gelişecek. Şimdi at bakayım bir anket. Anket ata ata çocuğun eli kolu çürüdü. Bak karşıdaki AWP'den bu sefer daha iyiyiz gibi ama lan bizim takım bu sefer bayağı iyi duruyor diğerlerinden ya. Oğlum hadi sıçıp batırmayın. Ben yine rotasyonlu ve force'lu oynayacağım. Sıçıp batırmayın abi. Bu sefer takımım iyi duruyor. Takımdakilere silah atarım. Ve bayağı bir oynanış stilim geliştiğine göre iyi geçti maç demek ki. Oha.
16-1 mi? Çüş. 16-1'de nasıl oynadın ki? Aa bak bizim takım yine karşının sniper'ı çok iyi abi. Bizim takım yine karşının eline verecek güçte. Pasif oyna long'dan ve safe modda takım. Agresif modda oynamam. Diğerleri daha kalabalıktı zaten. 16-15 ilk defa biz aldık bu sefer de ha. Baktım abi takım iyi. Takım iyiyse forcelayacağım. Takım kötüyse parayı save'leyeceğim. Güzel maç kazanıyoruz bu arada. Bak bu maçı kaybetme ihtimalimiz var ama yine de takım iyi. Takımda çok fazla mal yok. Karşısı bizden kat kat daha iyi. Yine defansif oynayıp forcelayacağım. Sağ olasın Arda, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Şans bizden yana döndü galiba. Ya da bizim oynayış taktiği işe yarıyor bilmiyorum. Artık daha fazla el atma. Yayın izleyip uyumaya bak. 3-4 el arda arda win aldı abi. Zirvedeyken bırak yani. Çünkü çok zorladığın zaman sıçalıyorsun. Kendimden biliyorum. Çok zorladığında sıçalarsın. Bir şey iyiyse bırak baba orada yani. Rahat rahat takıl. Ne geldi özellik olarak bize şimdi? Artımız var mı? Var. Eğimimi geliştirdim iyice. Abi bir dal daha yayın izleyelim. Bir dal daha yayın izle. Yayın izleye izleye bir şeyler öğren. Fokus kazan. Telefon yapma oyunu Smartphone Tycoon bende yok. Çünkü ben öğrenmedim oyunu. Eyvallah. AWP oynamayı daha iyi öğren. Git uyu bakayım şimdi. Yarın ilk işim bakacağım. Yeni bir research var mı? Yeni bir research varsa ona göre hareket ederiz. Bu arada ekonomik şeyini nasıl sağlıyor gelir giderini bu eleman ya? Sadece oyun oynuyor yani. Bizimkiler mi bir tek? Türk ebeveynleri mi oyun oynadığında kızıyorlar arkadaş? Benim mesleğim bu oyunla alakalı olacak da sen kaç kişi ailesine kabul ettirebilirim sen? Eğer bak aklınızda öyle bir şey varsa hani böyle ileride benim mesleğim bu oyunla alakalı olur falan diye. Abi ailenize açmadan önce mevzuyu gidin önce bir 3-5 kuruş cebinize para geçsin. Yani cebinize 3-5 kuruş da olsa para geçtiğinde şey yaparsanız ailenizin yanına giderseniz bence daha olumlu yaklaşırlar. Çünkü öteki türlü sıkıntı. Forcelayıp defansif kalacağım yine. Karşısı benden çok kuvvetliydi. Evet. 0-17 de bayağı iyi ya. Herhalde kollarını yatakta unuttu. Herhalde kollarını yatakta unuttu abi çocuk. Çok rastgele oluyor ya. Dün o kadar kill alıp da bugün bu kadar sıçalaması normal değil. Al bak yani. İki round'da aynı şeyle girdim. Dün o kadar sıçalayıp yani az önceki round o kadar sıçalayıp bu round bu kadar kill alması pek mümkün değil ya. Ama ben sanırım olayı anladım abi. Olay hani hangi takımın average skill'i daha yüksekse o alıyor galiba. Kimin ortalama skill'i yüksekse o alıyor. Yani. Bala göt abi. Kesinlikle random gelişiyor işler ya. Böyle bir rank bir şey atlasaydık bari iki tane takım çalışmasına verdim. Bir rank falan bir şey atlasaydık en azından gümüş olsaydık hocam o kadar oyun attık. Kitlesi de kazanıyoruz bu arada. Eğer yeterince arkadaş edinirsek 250 idi galiba sayısı şey yapabiliyoruz. Ne diyor? Reflekslerim improve a lot. Ne demek istiyor? Reflekslerin kötü mü diyor? Reflekslerin iyi konumda mı diyor? Ona göre hareket edeceğim.
Koloni Survival'da her kolonistin 2K yemek yiyor. Eğer gardiyanları yemeği verip sınırları kapatır ve mutluluktan feragat edip yemeği kısarsan hayatta kalman çok kolaylaşır. Ha? Gardiyanları yemeğe verip sınırları kapatıp mutluluktan feragat edersen ve yemeği kısarsan hayatta kalman çok kolaylaşır. Yetmez bence ya. Refleksin kötü diyor. Kötü mü diyor, iyi mi diyor? Sporcu uyurken horluyor. Horlar. Arttı diyor. Tamam. Aman bir oyun oynar deneriz ya bakalım refleksler yerinde mi değil mi? Bizim eleman kolu yerinde olmadan da takılabiliyor zaten. Modunda 2K yiyor hesapladım. 6 katına çıkıyor kanka. Yanlış bilmiyorsam İlker. Yani 6 katına çıkıyor diye hatırlıyorum. Doğrudan eksiye yani sınırları kapatıp yaşamak diye bir olay yok bana kalırsa. Refleksler iyi midir, kötü müdür bilmiyorum ama şu an oyun performansımız o kadar da leş değil ya. La bir lig atla, la bir lig atla, la aynı Hiro'yu spamleyen adamlar gibi hissediyorum kendimi. Bu arada biz bu çocukları var ya çırparız. Aleykümselam Enes, hoş geldin. Aynen. Ya ben olayı anladım abi. Karşı takımın gelen şeyine bağlı. Karşı takımın gelen avaraj skilline bağlı. Avaraj skilli altındaysa genelde biz kazanıyoruz. Kimin yukarıdaysa genelde o kazanıyor. Oynanış stilinin falan ne kadar önemi var bilmiyorum da. O yargılıyor abi. Yargılıyor çocuk. Harbiden yargılıyor. Güzel. Ne kadar? 35 araştırma puanı var. 35 araştırma puanına ne yapabilirim? Yayın yapmayı açmak istiyorum ben ama oyunculuğumu mu geliştirsem, yayın yapmayı mı açsam? Bence yayıncılığı açalım ya. Oyunculuğu salla, her türlü gelişiyor zaten oyunculuk. Yayınlarda kendi kendimizi geliştiririz zaten. Yayın yapalım, para lazım. Katılıyorum. Oyunculuğu geliştirip sonra yayıncı da yapabiliriz kendisini. Evet. Ama yani yayınları açmak böyle... Bilmiyorum ya. Oyunda fatura falan ödemiyorsun abi. Şey değil yani. Gamer Kariyer Tycoon'daki gibi değil. O yüzden aslında oyunculuğu geliştirmek bir parça daha mantıklı olabilir. Oyunculuğu geliştirelim biraz. 58M 41S. 58 dakika 41 saniye kanka. Evet, yayın için 250 fan gerekiyor zaten. Abi Long Ranger özelliğini bir geliştir. AWP dediğin zaten uzun mesafe abi. Uzun mesafeden tık 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 çaksın yani. Ve şey eğim, takım çalışması, AWP. Eyvallah. Yat uyu şimdi. Hayda, ben 4 yıldır takip ediyorum ama. Bakayım. Kanka sen beni ne kadardır takip ediyor gözüküyorsun biliyor musun? 7 Eylül 2018'den belli. Yani yaklaşık bir senedir falan. Oto var mı ki abi? Oto çekmeye alışık değil bizim karakter. Ya normal AWP ile yargılasın. 20'ye 20. Bak burada dengeli oynayalım o zaman. Adamın odasında içecek dolabı var. Hakikaten ya. 16'ya 1 mi? Bro. Herhalde bizim yaptığımız kasma yöntemi işe yarıyor abi. 16'ya 1 değil de mevzu. Bizim yaptığımız kasma yöntemi işe yarıyor büyük ihtimalle. Takım çalışmasına falan odaklanınca çocuğun zihni açılıyor diye tahmin ediyorum.